12 aydır hastanedeyiz. Ve hiçbir gün aksatmadan her gün yanında 3 saat. Çünkü yoğun bakımdayım, normal bir şey. 95 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta yönetmeni Memduh Ün için bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bir anma töreni düzenlendi. Filmde bir aradaydık ama onun değeri, hak ettiği saygıyı, sevgiyi hep hissettim ona karşı. Profesör Sami Şekeroğlu Sinema ve Televizyon Merkezi'nde yapılan törene Memduh Ün'ün 57 yıllık hayat arkadaşı Fatma Gerik başta olmak üzere Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın ve Yüksel Ersoy gibi sanat dünyasından birçok isim katıldı. Aşk adamıydı. Leyla ile Mecnun'du. 46 yıl. Yaptığı mesela 3 arkadaş hatırlıyorum. Yaptığı çok önemli işler hep o büyük aşkın. O eşsiz, o muhteşem aşkın ürünleridir. Ayrıca Memduh'un Türk sinemasının var olmasına neden olan, daha doğrusu Türk sinemasını var eden kuşağın bir bireyidir. Atıf Yılmaz, Metin Erksan, Halit Refi, o kuşaktan. Harika bir insandı işte. Sinemanın sevdalısıydı. Sinema onun için her şeydi zaten canım. Evi, akrabası, anası, babası, kardeşi, canı, ciğeri, her şeydi. Yeri doldurmayacak adamlar gittiler. Türkiye çok şey kaybediyor. Sinemamızın temel taşlarından birisi. Çok büyük emek veren birisi. Çok ciddi bir adamdı. Ona birisi bir söz söylemek isterse çok düşünerek söylemeliydi. Çünkü o bilgili olmayan bir şeye saygı, ilgi duymazdı. Ciddiydi. Ciddiliği oradan geliyor. Tabii ki çok da espriliydi. Gerçekten Türk sineması çok büyük bir yönetmenini kaybetti. Çok büyük bir hocasını kaybetti. O gerçekten bir duayen. Türk sineması bugün varsa, bugünlerdeyse onlardan biri. Gerçekten yaratıcılarından biri. O şartlarda hem senaryo yazıp, hem yapımcılık yapıp, hem yönetmenlik yapması çok büyük bir, olağanüstü bir olay. Onun için Türk sineması biz ondan gerçekten talebeleriyiz ve onunla gerçek kendisiyle de çalıştım. Memduh Ün'ün cenazesi yarın Bodrum Adliye Camii'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Bodrum Torba Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İstanbul aşığı Rus ressam Ayvazovski'nin tablolarından oluşan Ayvazovski'nin İstanbul'u dijital sergisi Angelika Akbar'ın bestesi eşliğinde New York'taki sanatseverlerle buluştu. İlk olarak Ankara'da, ardından da doğduğu Kırım'daki Feodosya Müzesi'nde izleyicilerin karşısına çıkan dijital sergi sanatçının en büyük koleksiyoncularının bulunduğu New York'a ulaştı. Biz de afiş ekibi olarak bu özel dijital sergiyi takip etmek üzere New York'taydık. 19. yüzyıla damgasını vuran Ermeni asıllı Rus ressam Ayvazovski'nin en sevilen 300'den fazla eserini bir müzik şöleni eşliğinde gözler önüne seren dijital sergi, bilinen sergilerin dışında bir deneyim sunuyor. Kullanılan Kodex Art tekniğiyle sabit Ayvazovski resimleri hareketleniyor. Koleksiyon kitaplar üreten Boyut Yayın Grubu tarafından hayata geçirilen dijital sergi projesinin genel yönetmenliğini Bülent Özükan üstleniyor. Özükan, İstanbul üzerine yapılmamış bir kitap konusu ararken karşılarına Ayvazovski'nin İstanbul'u çıktığını belirtiyor. Ayvazovski'nin Rusya'da çok güzel tabloları var. İstanbul'da 40'tan fazla orijinal Ayvazovski tablosu var. Çeşitli koleksiyonerlerde var ama Ayvazovski'nin en güzel tablolarını bir araya getirmek mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. Çünkü en önemli sayılan 600'den fazla tablosu dünyanın 60 müzesine ve yüzlerce koleksiyonerin evine taşınmış. Biz bu bir ilk olarak bu iğne oyası gibi teker teker bu tabloları bulup dijital
sergi haklarını ve yayın hakları anlaşmalar yapıp bir araya getirdik. Önümüzdeki hafta Erivan'da Ayvazovski'nin ait olduğu topraklarda yine bir sunum yapacağız. Ama bütün bu sunumlar bizim İstanbul için hazırladığımız serginin küçük bir sunumu niteliğinde. Çünkü biz İstanbul'daki Ayvazovski sergisini 5 metre yüksekliğinde ve 75 metre eninde 360 derece seyredilebilen, içinde yaşanabilen bir sergi olarak tasarladık. Bu sadece tabloların dijital olarak sunumu değil, tabloların canlandırılması, zamanı ve mekanı algılatabilecek mekan sesleriyle, tarih notlarıyla içinde yaşanılan bir sergi olarak düşündük. Serginin sanat yönetmenliğini ise Murat Öneş üstleniyor. Yüzlerce Ayvazovski tablosu elden geçti. Bütün bu sergiyi hazırlamadan önce yaklaşık 13 arkadaşım 1,5 yılda önce bütün tabloların restorasyonunu yaptı. Hayalimizdeki şey Ayvazovski'nin resimlerini mümkün olduğunca az müdahaleyle canlandırmak. İşte var olan yelkenli geminin gitmesinin, geminin batmasının ya da dalganın yükselip alçalmasının dışında Ayvazovski'nin ruhuna yapmak istediği o romantik dönemin ruhuna uygun bugünün bakışıyla bir dijital sergi hazırlamaktı. Sanatı teknolojiyle birleştiren sergi aynı zamanda bunu müzikle harmanlıyor ve Ayvazovski'nin İstanbul'u dijital sergi projesine piyanist Angelika Akbar'ın bestelediği Ayvazovski Rapsodisi ile eşlik ediyor. Ayvazovski'nin hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Angelika Akbar, besteci ve piyanist kimliğiyle dahil olduğu projenin Rusya ayağını yönetiyor. Ayvazovski çok fazla geziyordu ve gezdiği ülkelerde o coğrafyaların müziklerinden muhakkak çok etkileniyordu. Ben kendimce o araştırmayı yapıp o dönemde hangi ülkede en çok dinlenen müzikler neydi? Osmanlı zamanında Dede Efendi Bektaş'ı, Nefes'i, işte İtalya'ya gittiği zaman Santelici'ye vesaire, böyle bir harmanlayıp onları yeniden yorumlayıp ve orkestrasyonunu yapıp kendi özgün besteleriyle birleştirdim. Hatta önemli bir detay daha söyleyeceğim. Türkiye'de daha önce bestelemiş olduğum ve çok kişi tarafından sevilen Aşk Love bestem var. Farklı karakter, farklı orkestrasyonla Rapsodi'de birkaç yerde o tema geçiyor. Projenin iki versiyonu var, konser bazlı versiyonu. Bir de uzun süreli sergiler olacak, çok devasa duvarlara, dört duvara, 5 metrelik aşağı yukarı duvarlar olacak. O ekranlara görüntüler verilecek ve bu sefer playback olarak tamamıyla bu müzikler çalacak. Arada bir de ben canlı performanslarla katılacağım. Her iki çizgide devam edeceğiz. İstanbul'a birçok kez gelen, 3 Osmanlı Sultanı tarafından ağırlanan ve devlet nişanıyla ödüllendirilen Ayvazovski'nin İstanbul'u yansıttığı 200'den fazla İstanbul tablosu bulunuyor. Bu tablolardan 61'i ise dünyada ilk defa bu dijital sergide bir arada sergileniyor. CNN Türk sponsorluğunda gerçekleşen Ayvazovski'nin İstanbul'u dijital sergisi New York'un ardından 24 Ekim'de Erivan'da sergilenecek. Sergi Ocak ayındaysa 6 ay boyunca İstanbul Deniz Müzesi'nde ve St. Petersburg'da sanatseverlerle buluşacak.
Londra'da sanat eğitimine devam eden 24 yaşındaki Seda Gazioğlu ilk kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturdu. İstanbul Teşvikiye'deki Çağla Cabaoğlu Galeri'de yer alan Biz Ben Değiliz başlıklı sergi isminden de yola çıkarak kendini dış dünyadan ben diye ayıran egoyu mercek altına alıyor. Beynin iki lobunun farklı karakterler yarattığına odaklanan sergi, sağ ve sol beyin arasındaki ilişkinin algıları etkilemesinden yola çıkıyor. Sergide birçok farklı tekniğin kullanıldığı eserler yer alıyor. Seda Gazioğlu, eserlerini yaratırken beyninin sol tarafında tümör çıkan nörolog bir kadının konuşma yeteneğini ve ben olma duygusunu kaybetmesinden etkilendiğini dile getiriyor. Eğitim sisteminden başlayan bir yolculukla bugünkü bütün hani bugünkü ülkemizde olanlara kadar gelen şeyin aslında özünün hepsini aynı görüyorum ben. Hepsi aslında psikolojik beynimizde biten bir şey. Yani sol beynimizde ego var, sağ beynimizde ben diye bir şey bile yok, sadece biz varız. Hani zaten sadece beyne odaklandığımızda bile her şeyin farkını görebiliyoruz. O yüzden bütün bunları işledim. Sağ beyin işleri var, sol beyinden anlattığım işler var ama hepsinde bir farkındalık uyandırmaya ya da beyni işte beynimiz budur, sağ beyin budur, sol beyin budur diye hani her işte farklı materyallerle, farklı işlerle bunu anlatmaya çalıştım. Hayatta an ve an sağ beynin farkında olup ona adım atmayı aslında dile getirmeye çalışıyorum. Bunu yapmamız lazım. Tercihimiz olmalı çünkü hangi beyninizi kullandığınız kim olduğunuzu belirliyor. Seda Gazioğlu imzalı Biz Ben Değiliz başlıklı sergi, Teşvikiye'deki Çağla Cabaoğlu Galeri'de 10 Kasım tarihine kadar görülebilir.